Ee, Milliyetçi Hareket Partisi e, başkanı Sayın Devlet Bahçe bir dizi tweet attı eski adıyla. Ama en dikkat çekeni şu. Diyor ki: "Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanmazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır." Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır şeklinde bir açıklama yaptı. Sosyal medyada da şu anda bu tweet çok konuşuluyor. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Bunu konuklarımızla konuşmaya başlayalım. Murat Bey siz nasıl yorumluyorsunuz Sayın Bahçeli'nin özellikle bu tweetini? Tabii Masum Bey çok önemli bir tarihi noktayı işaret etti aslında. Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği bu ejdad mirası meselesi. E, ...biliyorsunuz Hazreti Ömer döneminden beri Müslümanların toprağıdır Filistin ve Kudüs. Doğal olarak yani 7. yüzyıldan beri bize ait. Son 1516'da da Yavuz Sultan Selim'le beraber, Mercidabık Savaşı'yla... ...biz Memluklulardan aldık. Zaten daha öncesinde de yine Türk Müslüman bir Türk hakanlığının elindeydi. Sonrasında ise Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Ve 1917'ye kadar da bizim elimizde kaldı. Doğal olarak Gazze... ...den itibaren bütün Filistin toprakları Türk toprağıdır 1917'ye kadar ve orada son müdafaa yapan 7. ordumuzun komutanı da Mustafa Kemal Paşadır. Doğal olarak orada bizim tarihi bir e, şeyimiz var, bağımız var. E, askeri bir bağımız var, kültürel bir bağımız var. Bu ecdat yadigarı olma meselesi budur yani. Ya yani o açıdan bir, Türkiye'de birisinin e, Konya'dan bahsederken işte Erzurum'dan bahsederken bahsetmesi gibi bir şeydir Gazze'den bahsetmesi. Türkiye açısından bu, bu anlamda kıymetli bir şeydir. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında 1917'den itibaren e, bu toprağımız, bize ait olan toprağımız İngilizler tarafından işgal edildi. Sonrasındaki <laughs> meseleyi zaten hepimiz biliyoruz. Parça parça Yahudilere İngiliz işgal yönetimi esnasında verildi ve sonrasında da 1948'de de daha önce kurulmuş olan terör örgütleri e, vasıtasıyla, yani Yahudi işgalcilerin te, kurduğu terör örgütleri, İrgun gibi terör örgütleri vasıtasıyla da, zaten bugünkü mevcut işgal süreci tamamlanmış oldu. Şimdi aslında şunu söylememiz lazım. Uluslararası hukuk açısından kaybedilmiş bir Türk toprağıdır Gazze. Bu yönüyle bir tarihi bağımız vardır ve bizim açımızdan, uluslararası hukuk açısından da kaybedilmiş, işgal edilmiş ve yok edilmeye mahkum edilmiş bir toprak parçamızdır ve bizim uzantımız olan bir halktır. Yani bu 1917'ye kadar vatandaşımız olan insanlar üzerindeki bir tasarruftan bahsediyoruz. Yani şu, şuradan bakılırsa eğer 2700 yıl öncesine kadar bu topraklarda bir Yahudi devleti yoktur. Yani bugün Filistin toprakları dediğimiz topraklarda en son kurulan Yahudi devleti 2700 yıl önce yıkılmıştı. 2700 yıllık süreç içerisinde bir İsrail eğer diyor yani biz burada bu topraklarda biz eskiden beri binlerce yıl öncesinde varız. 2700 yıl öncesine kadar siz yoktunuz ve bunun son bin yılı da. Müslümanlar ve özellikle de Türkler eliyle yönetilmiş bir yerden bahsediyoruz. Yani İsrail iddiası şöyle bir şeydir. Yani bir mesela herhangi birisinin Çorum'a gidip biz Hititlerin torunlarıyız, Çorum'u istiyoruz. Çünkü işte burada Hititlerin toprağı vardır demesi nasıl absürt bir şeyse bir Yahudinin de birisinin de bir İsrail'in bir Siyonistin de efendim biz 2700 yıl önce buradaydık demesi o kadar absürt bir şeydir. Bugün Filistin topraklarında 5 milyona yakın bir Filistinli yaşıyor. Hali hazırda yaşıyor. Bunun kat ve kat fazlası e, Ürdün'de yaşıyor. Daha önceki sürgünler döneminde yani e, 48'li işgal edildiğinde aynı şekilde söylediler Filistinlere. Biz operasyon yürüteceğiz. Burada işte Filistinli bir takım terör yapıları var vesaire vesaire. E, bu sava savaş esnasında mağdur olmamanız için sivillere siz Şeria Nehri'nin doğusuna gidin. İşte bugünkü Ürdün topraklarına bu sebeple de Ürdün nüfusunun %60-65'inin Filistin'de olmasının gerekçesi budur. Ya da işte siz El Halil'den, Nablus'tan, Cenin'den, Ramallah'tan bu tarafa doğru gidin. 1948'deki sürgünü bahsediyorum. Gazze'ye doğru yığıldılar ve o sebeple işte bugün 400 bin civarında nüfus olması gereken bir yer İki buçuk milyon nüfusa ulaşmış oldu. Çünkü bütün bu işgal edilmiş topraklardaki insanlar Gazze'ye doğru sürüldüler. Şimdi İsrail'in yapmaya çalıştığı şey bu 75 yıllık işgal tarihinde sürekli bildiğimiz, gördüğümüz bir tarihi hafıza işaret ediyor. Nasıl Ramallah'a doğru bir tarafından yani Filistin topraklarının önce doğusuna doğru, Şeria nehrine doğru Filistinlere sürdüler. Geri kalanı da işte batısına doğru bugünkü Gazze şeridi dediğimiz toprakları sürdüler. Ve böylece bütün Filistin topraklarını... Kuzeyden güneye kadar, Lübnan'ın güneyine kadar olan bütün kısmı İsrail kendi topraklarına kattı. Şimdi yapmak istedikleri şey bütünüyle artık geri kalanı tamamlamak. Yani Gazze'de sıkıştırdıkları ve 48'den ya da 67'den beri oraya mahkum ettikleri, adeta bir açık hapishaneye çevirdikleri Gazze'yi tamamen insansızlaştırmak. Bu şu anlama geliyor. Filistin topraklarını Filistinsizleştirmek istiyorlar. Zaten Batı Şeria'daki işte Ramallah, Bekullahim, El Halil, işte Kalkilya, Tulkerim gibi bütün bu şehirler Yahudi işgal güçleri tarafından her tarafı sarılmış ve adeta yok edilmeye başlamış durumda. Geriye bir tek Gazze kalmıştı. Onun etrafında duvarlar da çevirdiler. Şimdi e, işte önce kuzeyden güneye yani kuzey dediği yer Gazze şehir merkezini kastediyorlar. Gazze şehir merkezinden aşağıya yani nereye Han Yunus şehrine doğru çekilin. Böylece Gazze şehir merkezi ile az kalan arasındaki bütün topraklar önce işgal edilecek, daha sonra da ondan aşağı inecekler ve böylece Sina Çölü'ne doğru sürmüş olacaklar Filistinleri. Filistinlileri Filistin topraklarından çıkartmanın birinci aşaması Gazze şehir merkezinin boşaltılması anlamına geliyor. Elbette ki Gazze'liler böyle bir şey direneceklerdir, teslim olmayacaklardır. Bugün bütün gördüğümüz röportajlarda da Gazze halkı, biz. Bundan önceki süreçlerde başımıza gelenleri biliyoruz. Ölsek de artık burada kalacağız. Mezarlarımızın da burası olmasını istiyoruz diyor. Evet. Burada Sayın Devlet Bahçeli'ye ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin tarihi hafızasını hatırlattığı için. Burada ne yapılabilir? Yani Sayın Bahçeli'nin sözlerinden ne anlayabiliriz? Bu bir askeri müdahale değil. Ee, Türkiye için bir askeri müdahaleyi öngörmüyor. Ben öyle algılıyorum. Ama şunu <laughs> öngörüyor. Bugün... Ee, birkaç gün önce Sağlık Bakanımız bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve e, Türkiye'nin Sahra hastaneleri kurmak niyetinde olduğunu ve bir gemi hastanesinin e, Akdeniz'de Gazze açıklarına e, götürmek istediklerini ifade etti. Türkiye bu konuyla alakalı bir uluslararası kamuoyuna baskı yapabilir. Öncelikle sağlık konusunda gemilerimizin gönderilmesi ve Gazze çevresinde Sahra hastanelerinin inşa edilmesi kurulması ile alakalı olarak Birleşmiş Milletler Gözetiminde Türkiye bir müdahale edebilir. Bu konuda da gemilerimizin e, güvenliğinin sağlanabilmesi için donanmamızla beraber eşlik etmesi gerekecektir muhakkak. Bu yönüyle askeri e, noktası kendi sağlık gemilerimizin e, refakatine e, verilmesi hususunda bir askeri operasyon düşünülebilir. Yani bir askeri müdahaleden çok kendi güven gemilerimizin güvenliğini sağlamak açısından. ikinci aşaması ise bugün e, Mısır'daki zirvede de konuşacağız zaten Sayın Hakan Fidan'ın ısrarla birkaç gündür zirvelerde ifade ettiği şey buradan bir e, bu musibetten bu felaketten bir e, doğru yol belki bir e, harita çıkabilir. Bu bir imkanı da dönüşebilir ve buradan Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği 1967'de kabul ettiği ve birleşik Gazze ile Ramallah arasındaki birleşik bütünleşik Tek bir Filistin, yani böyle parçalı bir siyasi yapının olmadığı, El-Fetih ve Hamas gibi yapıların değil, bir Filistin devletinin olduğu, bir Filistin ordusunun olduğu, güçlü bir bağımsız Filistin devletinin kurulması, iki devletli bir yapının ortaya konulması konusunda bir artık çözüme varılabilir. Bu yaşadığımız felaket buna dönüşebilir. Ee, Türkiye'nin ikinci yapmaya çalıştığı şey de diplomatik anlamda bu. Bu konuda da Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yapacaktır diye düşünüyorum.